Sıddık Süleyman diye isimlendirilmiş. Sıddık Süleyman, soy ismi de Kervancı. Sıddık Süleyman Kervancı. 1898 yılında Bar'da dünyaya gelmiş. Sıddık Süleyman abi. Evet, Sıddık Süleyman Kervancı. 1898 yılında Bar'da dünyaya gelmiş. 1965 yaşında da Ankara'da vefat ediyor. Ve kabri şerifi Ankara'dan Bar'daki mezarlığa, kabristana getiriliyor. Gittik, ziyaret ettik. Orada fotoğrafı çekmiştik hatta. Elhamdülillah. 7,5 sene askerlik yapmış. Bir gazi. Risalelere yazmış, okumuş ve üstada fiilen hizmet etmiştir. Hatta üstad Çam Dağları'na gittiğinde Sıddık Süleyman Güneşer'i bir periyotta üstadın ekmeğini götürür. Üstada ekmek götürüyor. Bir seferinde işi çıkıp gidemeyince Çam Dağları'nda bir ekmek kerameti gerçekleşir. Bunu Sıddık Süleyman'ın oğlu Mehmet Kervancı, Mübarek Süleyman isimli meselenin şahidi bir amcasının ağzından şöyle naklediyor. Üstad'a dedim ki, diyor Mübarek Süleyman, efendim sofrayı hazırladım ama ekmeğimiz yok. Sıddık Süleyman da gelmedi. Ekmeğimiz olmayınca biraz gecikeceğiz. Üstad da olur bekleyelim dedi. Bir yarım saat bekledik ama gelmedi. Üstad zikrini yaptıktan sonra sofraya oturdu. Üstad bir ağaç gösterdi ve Süleyman ağaca bak. Herhalde bizim için ekmek bırakmışlar. Getir de yiyelim diyor. Kalktım gittim o ekmeği aldım. Ekmeği aldığımda sıcaklığını hissettim. Onu sofraya bıraktım. Üstad yemeye başladı. Ben çekindim yemedim. Ben bu ekmeğin bir çobanın unutmuş olabileceğini sandım. Çobanın unutması mümkün bir şey değil. Yani açıkta bir ekmek unutulsa bile torbada unutulması, torbasıyla ağaca takılması gerekir diyor. Sonra zaten orada çok yoğun bir çoban da yoktu. Ben acaba haram olur olmaz mı diye hatırıma bir şüphe geldiğinden yemedim. Üstad yine yemeye devam ediyordu. Baktı ki ben yemiyorum. Bana niye yemiyorsun diye sordu. Dedim ki bu ekmek bize haram olmaz mı üstad demiş. Tamam mı? Üstad da demiş ki hay mübarek hay bu haram değildir. Cenab-ı Hak bunu bize ikram etti. Ben de yemeye başladım. Bu hadiseden sonra bu zatın adı Mübarek Süleyman olarak kalmış. Üstad onun için onun bir zamanlar Çam Dağı'nda söylediği bir söz var ki o söz 10 sene Risale yazmasından daha hayırlıdır. Hassasiyete bak yani. Üstad gibi bir zatın yanında hassas değil mi? Yani enteresan ve şöyle devam ediyor hayatından kesitler. Barla'ya sürgün edildiğinde Said Nursi'nin hizmetine koşan ilk kahramanlarından Süleyman abi. Sıddık Süleyman, Bağlalı Süleyman, Süleyman Efendi ve Süleyman olarak geçiyor külliyatta isimleri. Geçimini tarlasında yetiştirdiği sebzeleri satarak sağlıyordu. Dürüstlüğüyle tanınan ve herkes tarafından güvenilen bir kimseydi. 8 yıl boyunca üstada ve lisanına fedakarca hizmet etti. Bediüzzaman ona Sıddık ünvanını verdi. Ömrü boyunca iman hizmetini devam ettiren Sıddık Süleyman, 6 Mayıs 1965 yılında tarihinde Ankara'da vefat ediyor. Ve cenazesi buradan alınıp Barla'ya götürülüyor. Barla'ya ilk geldiği, üstadın Barla'ya yazın ilk geldiği günlerde yalnız, garip, kimsesiz, tek başına Barla dağlarında dolaşmakta ve kainat kitabını okuyarak Kur'an'dan aldığı dersleri yazmaktadır. Böyle bir günde aniden bastıran yağmur altında dağlarda sığınacak bir yer bulamaz. Sırılsıklam yağmurun altında kalır ve ıslanır üstad. Yazın ve çamurdan, yağmur ve çamurdan parçalanan siyah lastik ayakkabısını eline alır. Tamam mı? Çamurları çiğneyerek ağır ağır evine doğru gidiyor. Şu andaki o hani restore edilen ağacın oradaki ev geldi üstadın. Oradaki köyün içinden geçiyor tabii. Elinde üstadın şey, sen söyle, lastikleri. Tabii kahvede oturanlar var. Tabii kimse yaklaşmıyor üstad. Sürgünde olduğu için biliyorlar üstadın sürgün edildiğini. Devlet erkanı tarafından. Bu sırada Yokuşbaşı Çeşmesi'nin yanında köylüler toplanıp sohbet ediyorlar. Üstadın bu garip ve hazin halini gören Süleyman isimli bir genç topluluktan ayrılıp onun peşine takılır. Çeşmeye yaklaşan ve Bediüzzaman arkasına doğru yaklaşan Süleyman ağabeyi Bediüzzaman arkasından birinin gelmekte olduğunu hissedince dönüp arkasına bakar ve der ki gel kardeşim diye Süleyman'ı çağırır. Hızla gelen Süleyman Bediüzzaman'ın elinden yırtık ve çamurlu lastiği alır ve çeşmeyi yıkar. Sonra birlikte Bediüzzaman'ın evine çıkarlar. İşte bu Süleyman o günden itibaren hiç gücenemeden 8 yıl sebat ve sadakatle üstada hizmet edecektir. O günleri Sıddık Süleyman şöyle anlatır kendi ağzından.
Bir bahar günü ikindiden sonraydı. Bağlara bir kısım gençlerle birlikte köyün aşağı dere kısmından gelip köyün içerisinden geçen yolun kenarında toplanmış konuşuyorduk. O güne kadar kendisiyle tanışıp konuşmamıştım üstad hakkında söyledi. Çünkü henüz çok gençtim. Fakat üstadın hemen her gün sabah evinden çıkıp kırlara gittiğini ve akşama doğru eve döndüğünü görüyordum. O günü yağmur yağmış, yerler çamurdu. Hazreti Üstad bizim toplanıp konuştuğumuz yerin 15 metre kadar ötesinden geçiyordu. Eliyle bize selam işaretini verdi, selamını aldık. Baktım ki mübareğin bir ayağında ayakkabısı var, ötekisinde yok. Ayakkabısını yırtılmış, elinde dayanamadım. Gideyim bu muhtereme bir yardım edeyim dedim. Arkasından yürüdüm. O evine tarafına gidiyordu. Kendisine arkadan yaklaştım. Yürürken bir yerde başını çevirdi, bana gel kardeşim dedi. Beraber evine çıktık. Çeşmeden su getirdim. Ayakkabılarını yıkadım. Ellerine su döktüm. İsmini sordum. İsmimi sordu. Süleyman dedim. Sonra bana işin olmadığı zaman gel dedi. Barla'ya gelen Bediüzzaman'a yakınlık gösterip ona yardım eden Sıddık Süleyman hem yardımcı hem talebe oldu. 8 yıl boyunca sadakat ve hizmetini devam ettirdi. Bahçesini üstadına tahsis etti. Cennet konusunu işleyen 28. söz onun bahçesinde 1-2 tarz zarfında yazıldı. Bu risalenin yazılmasından sonra Süleyman'ın bahçesinin adı Cennet Bahçesi oldu. Barla'daki Cennet Bahçesi. Böylece hem bahçenin hem de sahibinin adı unutulmazlar arasına girdi. Üstad Süleyman abi hakkında birçok mektubu var üstadın. Üstad hakkında Süleyman abi hakkında bazı münafık tipli insanların soruları var. 199'da üstad Süleyman abi hakkında ehli bidanın şiddetli hücumuna maruz kalmış Süleyman abi. Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın memuru çok adamlar onu tenkit ediyorlar. Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, adeta münafıklık ediyor derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor, mahiyeti nedir bildir. Etat'a böyle şeyler söylenince ondan sonra Üstad Süleyman abi hakkında sayfa 199'da Barla'da çok güzel cevap veriyor. Bana diyor ondan sonra Kemal'i sadakatle hizmet eden bir kişi, çok ihlaslı, takva sahibi, İslam edildiğini falan ifade ediyor. Ve üstad cevabını veriyor. Yine Kastamonu alakasında sayfa 36'da ve Emirdağ alakasında 1'de sayfa 192'de Süleyman abiyle ilgili mektupları var üstadın. Her ne kadar arada mesafe de olsa üstad hiçbir zaman bu talebesini unutmamış. Yani onun o kimsenin olmadığı zamanlar yapmış olduğu hizmeti çok takdir etmiş ve onu da her mektubunda mutlaka ifade ediyor. Cenab-ı Hak inşallah gani gani rahmet eylesin. Hizmeti imani ve Kur'an'da yapmış olduğu hizmetlerin mükafatını rahmetine yakışır şekilde versin Süleyman abimize ve diğer talebelerine.